Fransa'da son 33 yılın en ölümcül trafik kazası ile ilgili soruşturma başlatan savcılardan ilk resmi açıklama geldi. En az 43 kişinin yaşamını yitirdiği kaza hakkında cezai işlem başlatmak için henüz erken olduğu belirtildi. Ülkenin güneybatısında Borda kenti yakınlarındaki Liborne kasabasında meydana gelen trafik kazasında 4 ağır 8 kişi de yaralanmıştı. Soruşturmayı yürüten savcı Christophe Oje, cesetlerin en kısa zamanda ailelerine teslim edilmesi için çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Oje ayrıca iki aracın hızının ve kazanın nasıl meydana geldiğinin ancak olay yeriyle enkazların incelenmesinden sonra tespit edilebileceğini söyledi. Çarpışmanın ardından alev alan otobüsteki 43 yolcunun yanarak can verdiği belirtildi. Hayatını kaybedenler arasında 3 yaşında bir çocuğun da olduğu öğrenildi eski bir tır şoförü olayın meydana geldiği bölgenin sürücülerin çok dikkatli olması gereken bir nokta olduğunu söylüyor. O virajı alabilmeniz için en fazla 40 km hızla ilerlemeniz gerekiyor. Çok keskin bir viraj. Etrafındaki çalılardan dolayı da görüş alanınızın çok kısıtlandığı bir bölge. Bir günlük gezi için yola çıkan otobüsteki yolcuların yaş ortalamasının 60'ın üzerinde olduğu ve çoğunun 700 nüfuslu küçük bir kasabada yaşadığı aktarıldı. Fransa'da bu çapta bir trafik kazası en son 1982'de yaşanmış 53 kişi hayatını kaybetmişti.